İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri olan prostat kanseri erken teşhis edilebilir mi? Konuyla ilgili ayrıntıları üroloji uzmanı doçent doktor Akif Diri ile konuşuyoruz. Prostat kanseri erken teşhis edilebilir çünkü amacımız bu bizim erken teşhis edilmek. Fakat bundan önce söylemem gereken ilk şey erkeklerin 50 yaşından sonra yılda bir kez mutlaka ürolojik muayene olmasını istiyoruz. Prostat kanserinin erken teşhis edilebilmesinde en önemli iki şey ürolojik muayene ve PSA ölçümüdür. Hocam peki bu kanserin tedavisi organı almadan da yapılabilir mi? Prostat kanserinde iki tane ablatif tedavi yani kökten tedavi vardır. Bir tanesi az önce bahsettiğim gibi ameliyattır. İkincisi de radyoterapidir. Bu yöntemlerle Hasta tümörsüz olarak bırakılabilir. Artık kullanıma giren fokal terapilerde uygun hastalarda ciddi bir tedavi seçeneği haline gelmiştir. Prostat kanserinin kesin tanısı yapılan iğne biyopsilerinin değerlendirilmesi sonucu konuluyor. Prostat kanserinin kesin tanısı patolojik olarak koyulur. Prostattan yaptığımız iğne biyopsilerinin değerlendirilmesi sonucunda prostat kanseri tanısını kesin olarak koymaktayız. Artık kullanıma çok sık giren multiparametrik prostat MR değerlendirmelerinde biz artık tümörün yerleşimini çok daha net olarak saptayabiliyoruz. Ultrasondaki görüntülerle MR'daki görüntüleri üst üste getirip Füzyon biyopsileri yapabiliyoruz. Bizim amacımız prostatın içindeyken kanseri yakalayabilmek ve bu sayede de prostat kanseri ameliyatlarını yapıp hastayı tamamen tümörsüz bırakabilmek. Çünkü tümör prostatın dışında yayıldığı zaman tedavi şeklimiz ve başarısı tamamen değişmekte. Çünkü prostatın içerisinde bu kanseri yakaladığımız zaman biz organı tamamen tahliye ediyoruz. Yani radikal prostatektomi dediğimiz bir ameliyat yöntemiyle tümörü ve organı tamamen alarak hastayı tümörsüz bırakabiliyoruz. Ama prostatın dışına çıktığı zaman tedavi şekli hormonu terapi ve diğer alternatif tedaviler şekline dönmekte. İşin uzmanı programının şimdilik sonuna geldik. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurun. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dileriz.